Ankaralılar, hatta tüm Türkiye yıllarca onu tepesinde vinç unutulan otel diyandı. Lakin onun bir adı vardı: Büyük Çankaya Oteli. O 40 yıla yaklaşan mazesiyle Ankara'daki sıra dışı yapıların padişahı. Onu sıra dışı yapansa hikayesinde yer alan bu kadar da olmaz ama dedirten detayları. başlıyor Büyük Çankaya Otelinin olaylarla dolu ilginç yılları. Erdal İpekşen'in 28 Kasım 2010 tarihinde Hürriyet'te kalem aldığı bir yazı var. Bu yazı önemli bir yazı çünkü Erdal Bey yazıda bu yazıyı Ahmet Attat'la konuşarak kalem aldığını belirtmiş. Ahmet Attat da bu hikayedeki bir numaralı ismimiz. Ben de şimdi bu yazıyı merkeze alarak size bu hikayeyi, bu yolculuğu anlatacağım. Arada tabii ki başka gelişmelere, başka kaynaklara da bakacağız. Hikayemiz şöyle başlıyor. 1980'lerde Kenan Evren Ankara'ya 5 yıldızlı bir otel yapılmasını istiyor. Ankara'daki zengin ailelerden birisi de o dönem Hattat ailesi ve ailenin üyelerinden Ahmet Hattat Trabzon'da yedek subay, askerliğini yapıyor. Cumhurbaşkanlığı köşküne çağrılıyor ve Ahmet Hattata Kenan Evren düşüncelerini aktarıyor. İkisinin yanı sıra o dönem başbakan olan Bülent Ulusu o dönemki bayındırlık Bakanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da odada. Kenan Evren başbakan'a dönüp şunu söylüyor: Sayın Ulusu Paşam, bir kanun çıkartın o arazinin tamamını etrafındaki 19 evde dahil Ahmet komutanıma teslim edin. Hiçbir bürokratik engelle karşılaşmasın. Bu otel buraya yapılsın. En ufak bir sorun istemiyorum. Görüşmenin üstünden bir hafta geçiyor ve kanun çıkıyor. Fakat Ahmet Atlat'ın ciddi bir endişesi var. Kanun çıktı ama bu bölgedeki insanlar evlerinden olmuş olacak. Tabi bu olayın insani boyutu. Ahmet Atlat söylediği sözlere baktığımızda bu boyutu düşünüyor. Bunun yanı sıra düşündüğü bir boyut daha var. O da şu yarın öbür gün bu durumdan mağdur olan insanlar mahkemeye gidebilir. Haklarını orada arayabilirler. Ve bu hak arama mücadelesi bu yapının belki yarım kalmasına veya bir şekilde aksamasına, gecikmesine sebep olabilir. Tüm bu unsurları göz önüne alarak Kenan Evren'e gidiyor ve diğer arazilerden vazgeçilmesini, sadece merkez arazide yapının yapılmasını öneriyor. Onu ikna ediyor. Tabii bu proje önemli bir proje. Emir de statü olarak büyük bir yerden geldi. Hiç vakit kaybetmeden kazı sürecini başlatıyor. Başlatıyor başlatmasına ama kesinlikle göz ardı edemeyeceği bir problemle karşı karşıya. Nakit sorunu var. Abisiyle de o dönem iş ortaklıklarını ayırma kararı alıyorlar. Bu karar neticesinde %51 hissesi bulunduğu şirketlerden birindeki paylarını abisine senet karşılığı devrediyor. 40 milyon dolarlık bir anlaşma söz konusu aralarında bunun için. Ayrıca bir de kredi başvurusu yapıyor. Az önce söylemiştim Bülent Ulusu o dönem başbakan diye. Bülent Ulusu'nun ardından gelen başbakan da Turgut Özal. İşte hem Turgut Özal hem de dönemin Turizm Bakanı bu kredinin çıkması noktasında destekleyici olsa da kredi çıkmıyor. Söylediğine göre abisi de senet ödemelerini zamanında gerçekleştirmeyince o para bulunamıyor ve inşaat hafriyattan öteye gidemiyor o dönem. Bu süreçte tabiri caizse atı alan Çankaya'yı geçiyor. Çünkü hem Hilton hem de Sheraton Ankara'da otel açıyor. Çankaya Oteli'ni anlamlı kılacak olan şey bu alanda öncü bir otel olacak olmasıydı. Ankara'ya devasa bir 5 yıldız otel geliyordu. Ama masaya gelen pastayı henüz masaya gelmeden daha daha büyük oluşumlar yemeye başlayınca Çankaya Oteli bu durumu uzaktan izlemeye başladı. Bu durumda tabii hemen şunu düşünmeye başlıyorlar. Başka bir şey yapmak lazım. Yani proje yine otel olabilir ama biraz farklılaştırmak lazım. Ve diyorlar ki alt tarafları çarşı yapalım. Ahmet Attat o yıllarda Türkiye'deki ilk alışveriş merkezi fikri konseptinin bu şekilde kendine ait olduğunu söylüyor. Yeni fikrimiz ortada belki ama bu kez de o dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mehmet Altınsoy bu fikre karşı çıkıyor. Sonra Murat Karayalçın dönemi başlıyor ve Ahmet Attat bir kere daha şansını deniyor. Bu kez Erdal'in önüne ulaşıyor. Erdal'in önü Murat Karayalçın'ı arayıp diyor ki Ankara'ya yatırım yapılacak. Bazı engeller var, yardımcı olun. Ve böylece hedeflenen yol açılmış oluyor. Düzenlemeler yapıldı yapılmasına ancak 34 katlı ve 550 yataklı olacak bu otel için hala nakit yok. 1991'de ise abisi senetleri ödemeye başlıyor ve Ahmet Attat buranın temelini atıyor. 1994 geldiğimizde yapı ciddi anlamda tamamlanmış durumda. Fakat nihai formunu elde edemiyor çünkü abi bütün borçları ödemiş durumda değil. Hala 25 milyon dolarlık bir alacak söz konusu. Ve o para geldiği takdirde iş devam edebilecek. Abi ile kardeş arasında hukuk mücadelesi başlıyor. Ahmet Atat 1997'ye geldiğinde parayı alıyor. Ama yine çok ciddi bir sorun var. Artık inşaat maliyetleri çok daha yükselmiş durumda. O sebeple para kendisine yetmiyor. Bu kez de devletten teşvik konusu gündeme geliyor. Hatta kendisi bu teşvik konusuyla alakalı dedikodular çıktığını, bunların asılsız olduğunu söylemiş. Tansu Hanım bu Demirel'in adamı diye bize taktı. Araya elçiler girdi. Yine de bir kuruş kredi alamadım. Ama parayı alıp yediğimi söyleyenler var. İnanılır gibi değil. Hatta dostluğumuzdan dolayı Mesut Yılmaz'a, Ahmet Attat'a yardım ediyor diye çamur attılar. Geldik 2000'li yıllara. Yıl 2001. Ahmet Attat bu kez bazı gayrimenkullerini satıp oradan elde ettiği geliri projeye aktarmayı düşünüyor. O dönemlerde Ritz Oteller grubu da burayı işletme isteğiyle ortaya çıkıyor. Ön mutabakatlar yapıyorlar ve resmi anlaşma için tarih belirleniyor. Ne zaman derseniz 11 Eylül 2001. Bunu söyledikten sonra gerisini anlatmaya çok da gerek yok ama yine de anlatalım. 11 Eylül 2001 saldırılarının olduğunu görünce İstanbul'a kadar gelmiş olan ekip tabii ki böyle belirsiz bir ortamda bu sözleşmeyi imzalamıyor ve Amerika'ya geri dönüyorlar. Ahmet Atlat'ın otel konusunda sıradaki duraysa Grand Hyatt grubu oluyor. Yıl bu kez 2003 içinde toplantı salonlarının sinema ve tiyatro salonlarında yer al. Otel. Fakat bu denli insanın geleceği bir otelde tabii ki ihtiyaç duyacağımız önemli bir alan daha var. Tahmin edeceğiniz üzere otoparklar. Papazın Bağı adlı bölgede bir otopark yapılması planlanıyor bu ihtiyaçtan kaynaklı olarak. Fakat burası sit alanı. Ağaçların kesilmesi gündeme gelince çevreci örgütler tepki gösteriyor ve burada da bir hukuk süreci başlıyor. Ve mahkeme 2010 yılına da in sürüyor. Tabii 2000'lerde bazı gayrimenkullerini sattı dedik ama 2010'a geldik muhtemelen oradaki satılan gayrimenkul gayrimenkulden elde edilen gelir yine yetersiz kalacak ki belirli aralıklarla kredi arayışlarına da devam ediyor. Ancak Türkiye'den bir türlü kredi bulamıyor ve bir Alman bankasıyla 35 milyon dolarlık kredi anlaşması yapıyor. Şimdi bu anlaşmayı aklınızda tutun burası bizim kırılma anımız olacak. Geldiğimiz noktada 1984'te ilk çalışmaları başlayan temeli 1991'de atılabilen ve 1994'te büyük ölçüde tamamlanan ancak nakit sorunlarıyla ve çeşitli problemlerle bir türlü nihayet erdirilemeyen bir yapı var elimizde. Hatta bu yapı 2011'de icradan satışa çıkarılıyor ve alıcı çıkmıyor. Meşhur kulevinin kaldırılması yönünde ise 2010 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün isteği olduğu belirtiliyor basında. Neden bu denli bir gecikme yaşandı bilmiyorum ama 2010'daki bu talep 2014'te gerçekleşiyor. Çankaya Belediyesi vincin sökümü için bir ihale açmış o dönem. Ahmet Attat da ihale süreci tamamlanmadan kendilerinin bu vinci söktüreceğini söylemiş. Ve Haziran 2014'te de vinç sökümü yapılmış. Yani belediyenin ihalesine bir daha gerek kalmamış. Tabi bu vinç söküleceği zaman bölgeye yanına yeni bir vinç kuruluyor ve o vinç kullanılarak vinç sökülüyor. O dönem bölgede güvenlik önlemler alınıyor. Etraftaki evler boşaltılıyor. Yol kapatılıyor ve bahsettiğim diğer vinçle 500 tonluk Malatya'dan getirilen o vinçle 8 saatte o efsane vinç sökülmüş oluyor. Bu sökümden 4 yıl önce 2010'da Erdal İpekşen bahsettiğim o röportajda Ahmet Attat'a vinç konusunu da sormuş. Kendisi şunu söylemiş. O kadar inşaat yapmışım. İzmir'deki yolları, Etibank'ın bütün lojmanlarını ben yaptım. Kalkıp o vinci orada unutur muyum? Otelin içinde 16 tane Mitsubishi marka asansör var. Asansörlerin motoru çatısında her birinin ağırlığı en az 2 ton. Onları tepeye çıkartacak bir vinç lazım. Ayrıca tepeye şapka geçirilecek. Bunları yapmak için vinç gerekiyor. Vinçte herhangi bir metal yorgunluğu yok. Bir düğmeye basacağım. Oraya nasıl çıktıysa öyle inecek. Arkasında bir ağırlık var. Önce onu indireceğiz. Sonra kademe kademe tamamını. Yani sökümden 4 yıl önce yapılan bu açıklamada da gördüğümüz gibi orada bir vinç unutuldu iddiası. Bu akıl sır ermeyen iddia tabii ki çöp bir iddia. Her ne kadar inanılır tarafı olmasa da Türkiye'de her şey olabilir diyor. O yüzden insanlar da artık her şeye inanıyor. Orası da ayrı bir konu. 2014'te vinç söküldüğünde de şunları eklemiş Ahmet Attat. Sayın Cumhurbaşkanım Abdullah Gül benden bu vincin indirilmesini istedi. Onun isteği benim için bir emirdir. Kendisine söz verdim. Cenabı ı Allah bugüne kısmet etti. Ankara halkına çok teşekkür ederim. Kendilerine bunca yıl eziyetler ettik. O gün yaptığı açıklamada finansman sıkıntısına da yine vurgu yapmış ve hala aslında burayı aktif bir yapıya dönüştürmek istediğine dair de konuşmasında noktalar var. Otelin mimarı olan Hay Daireyi Mireli'de projede yine bazı güncellemeler yapılacağını ve otel ve alışveriş merkezi olarak Ankaralıların hizmetine gireceğini belirtmiş o dönem. Ancak görüyoruz ki 2015 yılının Eylül ayında da 318 milyon liraya burası icradan satışa çıkıyor. Daha önce olduğu gibi yine alıcı çıkmıyor. 3 yıl sonra 2018'de bir kez daha satışa çıkıyor yine alıcı çıkmıyor. Hatırlarsanız yabancı bankadan alınan krediden bahsetmiştim ve bu kredi konusunu aklınızda tutun demiştim. Geldik o noktaya. 20 Haziran 2021'de Saygı Öztürk'ün bir yazısı var ve bu yazıya göre bu yapı Alman bankasına geçiyor. Bu banka Areal Bank. Binaya 150 milyon dolar civarı bir parayı zaten Ahmet Atta harcamıştı. Bankadan da 35 milyon dolarlık bir kredi aldığını ve sonuçta ödeyemediğini bu yapının bankaya geçtiğini yazının içerisinde görüyoruz. Yapının Haziran 2021'deki değeri ise 800 milyon dolar olarak ifade edilmiş yazıda. Bu arada şöyle bir bilgi daha var. Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bilirkişi hazırladığı rapora göre 9 ayrı bilirkişi raporuna göre hatta 316 milyon dolarlık haksız bir kazanç elde ettiği iddia ediliyor bankanın. Hem yerel mahkemede hem istinafta hem de yargıtayda Ahmet Atlat davayı kaybetmiş. Neticede durum gerçekleşmiş. Fakat az önce söylediğimi gözettiğinizde finansal durumla alakalı bir adaletsizlik olduğu öne sürülüyor. Ahmet Atlat'ın açıklamalarına baktığımızda tıpkı gazetedeki gibi bu işe 150 milyon dolar harcadığını ve o 150 milyon dolarla projenin %75'ini tamamladığını ardından Areal Bank'tan 35 milyon dolar aldığını bu kredinin 8 yıllık bir kredi olduğunu ve ilk taksidinin 2 yıl sonra ödeneceğini görüyoruz. Yani planlama böyle yapılmış. Ki bu hattatın tam olarak ihtiyaç duyduğu şey çünkü nakit sıkışıklığından dolayı bu krediyi çekti ve taksitleri ne kadar geç ödemeye başlarsa onun için o kadar iyi olacak. Fakat iddiası şu ki kredi çekildikten kısa bir süre sonra ilk taksidin ödenmesine daha 2 sene gibi bir süre varken bu taksidi geri istiyor banka. Akla gelecek ilk soru yargıya gidip gitmediği çünkü aralarında bir anlaşma var neticede ve iki sene sonra diye anlaştıysanız ona riayet edilmesi lazım. Keza basına vermiş olduğu röportajda basın mensupları da soruyor hemen hukuki bir yola gittiniz mi diye. Bu konuyu kendiler ben hayır bir bir hasta söylüyorlar ki veya yaparıyor da veya oteli bize sat diyorlar. Video şeklindeki bu röportajın tamamını bulamadım. O nedenle devamında buna dair bir açıklama yaptığımı bilmiyorum. Fakat gazetelerde bir röportaj var. Milliyet'te Temmuz 2021'de çıkan yazıda mesela şu ifadeler var. Bana bir yazı gönderdiler. Biz senin kredini durduracağız. Bir şirket bu parayla bu iş bitmeyecek diyor. Ya bize bu oteli satarsın ya da bugüne kadar 35 milyon dolardan 9,5 milyon dolar kullandın. 9,5 milyon doları ver dediler. Satmam oteli mi dedim. Yapıyı durdurdular ve süreç böyle devam etti. Benim bu açıklamadan anladığım şu, banka krediyi vermiş fakat sonrasında verdiğine pişman olmuş. Aldığı belki bir rapor neticesinde bu yapının tamamlanamayacağını düşünüyor bu kaynakla. Ve ödemelerini geri alamayacağını düşünüyor. Ancak burada akla tabii ki şu soru da geliyor. Koskocaman banka bu denli bir krediyi verirken bu işi sonraya bırakmaz, önceden analiz eder. Belki bir yerden değil birden çok fazla yerden görüş alır. Kendi içinde araştırma yapan ekipleri vardır, onları kullanır belki. O nedenle burası akıllara tabii ki soru işaretleri getiriyor. Burada o soru işaretlerini gidermek için bankadan da resmi bir açıklama duyabilsek daha mantıklı yorum yapıyor olurduk. Mahkeme kararı neticesinde otelin bankaya geçtiği gerçeği ortada ama onunla alakalı da gerekçeli kararı ekranda görüyorsunuz. Kredi 35 milyon dolar demiştim. Burada 10 milyon dolarlık bir artırıma gidildiği bilgisi de var. Bunu daha önce duymamıştık mesela. Ayrıca yine burada Ahmet Atlat'ın sözleşmeyi haksız feshettiği bilgisi var. Bunu da duymamıştık. Bankada zarara uğradığı gerekçesiyle 81 milyon dolarlık bir talepte bulunmuş. 2017'de de bu tutarı 218 milyon dolara olarak güncellemiş. Evet bulduğum gelişmelerden daha güncel bir gelişme yoksa hikayesi yaklaşık 40 yıl önce başlayan, şehir efsanelerine konu olan, bin bir badire atlatan bu yapı artık Almanların diyebiliriz. Yabancılara sadece konutların, arazilerin ve şirketlerimizin değil bu şekilde yapılarımızın geçtiğini de görüyoruz maalesef. Bakın nereden başladık, nereye geldik? 40 yıl önce hangi noktadaydık? Ülkenin dönemin cumhurbaşkanı bir yapı yapılması için istekte bulundu. Bir süreç başladı ve bugün geldiğimiz noktada bu inanılmaz derecede karmaşık olan süreç neticesinde yapı Almanlara geçti. İşte hataların birbirine bu denli zincirleme bağlandığı noktada ve paranın iyi kontrol edilemediği noktada sonuçlar bu denli şaşırtıcı olabiliyor. Şunu da eklemekte fayda var. Bu yapının etrafında oturan insanlar da bu yapıdan pek memnun görünmüyor. Zaten genelde atıl yapıların etrafında oturan herkes için geçerlidir bu durum. Bu yapı özel de en azından 3 yıl öncesine kadar böyleydi diyebiliriz. Çünkü o dönem yapı ile alakalı haberde çıkmıştı. Derine terk edilen otel hem hayatlarını hem de sağlıklarını tehdit ediyor. Toprak kayıyor. Şanslıyız ki üzerinde birisi yoktu. Atmış olduğu kirlilik, koku, haşereler vesaire bunlar da bizi etkiliyor. Atıl yapıların bir türlü tamamlanamayan inşaat projelerinin etkilerine ve ekonomik olarak oluşturdukları zarara vurgu yapmaya çalıştığım bu serimin bir videosunun daha sonuna geldik. Diğer videoları da izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek. Hoşçakalın.